Merhabalar, ben Ersen Esmer. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Dansları bölümünün öğretmeniyim. 2024-2025 öğretim yılına başlıyoruz. Çok heyecanlıyız. Benim adım Nehir Gül. 2022 yılında dansa başladım. Arkadaşlarımın teşvikiyle oldu bu. Buraya geldiğimde çok büyük bir aile kazandım. Hayat enerjim arttı. Bütün sahnelerimize coşkulu, heyecanlı bir şekilde çıkıyoruz. Bizi izleyenlerin de coşkusunu, heyecanını görünce bizim için daha güzel geçiyor her şey. Merhabalar, Yaprak Baba ismim. Muğla Büyükşehir Belediye Konservatuarı Bale Bölümü öğretmeniyim. Eylül ayının 14 ve 15'inde iki aşamalı bale sınavlarımız oluyor. Genelde hep Eylül'ün ikinci haftasında oluyor bale sınavları. İki aşamalı sınavdan geçiyor öğrenciler. Bu sene güzel iki tane erkek öğrencimiz, 10 tane de kız öğrenci kabul ettik sınavlarda. Onlar da başladılar derslerine. Merhaba, benim ismim Ekin Türkmen, 36 yaşındayım. Muğla Konservatuar Halk Dansları öğrencisiyim. Bu yıl sınavları kazandım. Bu yıl itibariyle başlayış yapacağız nasip olursa. Şöyle, bale bölümüne giden konservatuar öğrencisi bir kızım var. Onun vesilesiyle buradaki aileyi tanıyıp biz de sahne tozundan faydalanmak istedik. Merhaba, ben Cemre Küreci. 12 yaşındayım. 10 yıldır bale yapıyorum ve 3 yaşında bir gün annemin anlattığı bir bale masalıyla başlamak istedim. Ve annemler de tabii çok destekledi. O zamandan beri bale yapıyorum. Çok gururluyum. Hocalarımız sağ olsun bizi çok destekliyor. Yani kendimi sahnede sanki sahnede değil de bulutların üstünde gibi hissediyorum. Ben Duru Kahyoğlu. İkinci sınıfta başladım bale yapmaya. Yaklaşık 8 senedir buradayım. Bale yapıyorum. Şöyle, ben zaten birinci sınıfta Yaprak Hoca ile beraber çalışıyorduk. Sonra dedi ki konservatuar sınavlarını deneyin. Konservatuara başvurdum sınavlarına. Öyle olunca kabul edildim. Merhaba, ben Nehir Turasay. 3. sınıfta başladım bale yapmaya. 7 senedir yapıyorum. Şöyle, bundan öncesinde zaten bir bale geçmişim vardı. Yani kendim evde de yapıyordum genel olarak. Sonrasında konservatuar sınavlarını gördüm, katıldım ve geçtim. Merhaba, ismim Nur Hayat Koca Türk Kapucu. Kızım Mira Kapucu'yu izlemeye geldik bugün buraya. Kendisi bale bölümünde 5. sınıf öğrencisi. Yaklaşık 6 yıldır, 2018'den beri bale bölümüne devam ediyor. Biz de bu yıl konservatuar açılışında kendilerini izlemeye geldik. Merhaba, Serap Gülgün ismim. Kamudan emekliyim. Kızım bale yapıyor. Baleye çok yetenekli çıktı. Onun öğretmenlerin açılışı için geldik. Gösteriyi izlemek istiyoruz. Güzel bir sanat dalı. Bence tüm çocukların yeteneği olan herkesin yapması gereken bir dal. Ben Hatice Kübra Çimen. Konservatuara başvurdum işte. Yetenek sınavlarına girmiştim. Yani normalde hani bu ses üzerine yetenek olduğu için, hani yetenek sınavına kazandığım için bu şekilde buna devam etmek istedim aslında. Normalde Türk sanat müziği, işte Türk halk müziği ile alakalı hani bir daha önceden kursa falan gittim ama bu şekilde ilk defa, ikinci kez deneyimleyeceğim. Çok heyecanlıyım sadece. Nilbeste genel. Balerin gibi dönmeyi seviyorum. Çünkü büyüdüğümde çok yetenekli balerin olmak için. Doğa. Balerin. Bale bilmeyen çocuklara balerin. Melih Aybars. Bugün Büyükşehir Belediye'mizin konservatuarının açılışı için buradayız. Oğlum katılıyor. Bu dönem seçmeler geçti. Halk oyunları bölümünde seçmelere katıldı. Başarılı olup bu sezonu bu şekilde ilerleyecek inşallah. Merhaba, ben Hülya Muratlı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanıyım. Sanata ve müziğe atanmış yeni nesiller mezun ettik. Tiyatrodan baleye, modern dansa, çocuk korolarına kadar çok geniş bir yelpazeyi içeriyor. Ve burada görüyorsunuz çocuklar koşturuyor, veliler çok mutlu. İnanılmaz bir heyecan var. Hakikaten burada büyük bir emek var, büyük bir sevgi var, büyük bir Muğla'nın sahip çıkmışlığı var. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir birim olması bizleri ayrıca gururlandırıyor. Bu anlamda desteklerimiz de, halkımız olan desteğimiz de devam edecek. Burası bir okul olmaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesi konservatuar olarak 4 Kasım 2015 tarihinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği bölümlerimizle sadece 48 öğrenci ile yola çıkmıştık. Bu yıl büyük bir ivme kazandık. Başvurularımızdan 539 yetenekli sanatsever bizlere
katılmak için başvuruda bulundu. Böylelikle 2018-2015 yılında 48 öğrenciyle başlayan eğitim öğretim faaliyetleri bugün 426 öğrenciyle okul olmuştur. Ve nitelikli ve başarılı mezunlar yetiştirme hedefimizi de istikrarla sürdürmekteyiz. Eğitim döneminde de gerçekten bu kadar çok öğrencinin müracaat etmesi bizleri umutlandırıyor. Çünkü sanatçılar bu toplumun mücadele gücüdür. Sorgulayan beyinleridir. Sevgi aşılarlar, sorgularlar, kültürümüzü geliştirirler. Bu toplumun mihenk taşlarıdır sanatçılar. O açıdan hepsine, bilhassa hocalarımıza bir alkış istiyorum sizlerden.